Saatleriniz 9'u gösterdiğinde gelişmelerle sizlerle birlikteydik. İlerleyen dakikalarda da CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç bizimle birlikte stüdyomuzda olacak demiştim. İşte şimdi tam da yanımda. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Günaydın. Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Günaydın, iyi yayınlar. Ben de çok sizlere teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ben şöyle başlayayım. Dün ne yazık ki Manavgat'tan gelen haber, bunu konuşmadan geçmeyelim. İçimiz yandı. Çalışmalar 19 saatte kontrol altına alınabildi. Hala soğutma çalışmaları devam ediyor ama birçok bölgede de yine yangınlar sürüyor ne yazık ki. Manavgat'ı çok iyi bilen insanlardan bir tanesiyim. Eş güdümlü olarak birkaç yerde aynı anda çıkan bir yangın. Turizm kenti, turizmle ayakta duran bir kent Manavgat. Aynı zamanda seralarında olduğu bir yer. Orada Manavgat Şelalesi'nin etrafında devam eden yeşil alanlarda çıkması daha da manidar. Acaba ileriki günlerde oradaki yapılaşmanın daha çok artması için çıkartılmış bir yangın mı? Bu kafalarda soru işareti bırakıyor. Ancak şunu söyleyeyim, yeşil bizim için çok önemli. Hı hı. Doğa bizim için çok önemli. Biz eğer doğayı öldürürsek yarın kendimize ima etmiş oluruz. O yüzden ben Manavgat'taki özellikle şehre yakın olan bir yangının manidar olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hepimiz çok hassas olmak zorundayız ki düşünün evlere dahi sıçramış vaziyette. Evet, bir can kaybımız var. Bir can kaybımız var. İnşallah bu şekilde atlatırız. Bir an önce sönmüş olur, bitmiş olur yangın. Evet, diğer taraftakiler de aynı şekilde Adana'da, Kozan'da da devam eden yangınlar var. Ümit ediyoruz ki şehre yayılmadan. Yazları sıcak bir ülkeyiz. Özellikle ormanımızın korunması gereken, daha ciddi korunması gereken bir coğrafyadayız. Bu konuda yazın özellikle Akdeniz bölgesi daha kurak geçtiğinden dolayı yeşile daha çok ihtiyacımız var. Yağışın yaz döneminde fazla olmayışı belki yangınların çıkmasına en büyük sebeplerden bir tanesi. Burada hepimiz kendimize düşen kişisel olarak o bölgede yaşayan insanların duyarlı olması, ormanı koruması veyahut ki fırsatçılara sebebiyet vermememiz gerekli olduğunu düşünüyorum. Orman yangını bizim için bir felaket. Evet, şimdi felaketleri aslında 2020 ve 2021'de pandemiyle birlikte o kadar çok yaşadık ki sıcaklık değerleri yükseldi. Artık kış mevsimi gibi değil, yaz mevsimi gibi değil. Türkiye'de hiç alışkın olmadığımız tropikal iklim değişikliklerine bile şahit oluyoruz. Hortumlar, yağmur, dolu, uyarılar. Ben hayatımda ilk defa plajlarda jandarmaların ve polislerin fırtına tehlikesi var, plajdan ayrılın dediği günlere şahit oluyorum. Doğru. Enteresan bir süreçten geçiyoruz. Buna da küresel iklim değişikliği diyoruz. Evet. Küresel iklim değişikliği dediğiniz gibi hepimizin telefonlarında meteoroloji sürekli uyarıda bulunuyor. Fırtına çıkacak veya denizlerde dalgaların çok fazla olması veya ki sel felaketinin yaklaştığını, metrekareye düşen yağışın miktarını dahi söylüyorlar. Bu da iklim değişikliği. Ama ben yine bildiğim kadarıyla sizin programınızdaydı. Bir iklim bilimcisi, akademisyenimiz, profesörümüzün Türkiye'nin değil, pardon, dünyanın artık mini buzullanma dönemine girdiğiyle ilgili bir konuşma yapmıştı. Ona istinaden bir araştırma yaptım. Gerçekten bu şekilde bir bilgiler geliyor sürekli. Biz eğer doğayı korursak, biz dünyayı korursak, emin olun ki dünya kendini rejenere eder. Biz doğayı kirletiyoruz. İnsanlar doğayı kirletiyor. Biz bu dünyada yaşıyoruz. Yaşadığımız dünyayı çok iyi bakarsak bu söylediğimiz olayların hiçbirisi olacağını düşünmüyorum. Ya Marmara'da müsilajla, bir taraftan sel felaketiyle, bir taraftan hortumla, yangınla zaten virüsle mücadele ediyoruz. Katmerli bir şekilde katlanmış oluyor üstümüze. Kesinlikle. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? İnsan popülasyonunun arttığı bir dünya yaşıyoruz. Çok fazla hızlı bir şekilde. Çok bilmediğimiz, hiç bilmediğimiz, var olmayan virüsler ortaya çıkıyor. Viral yapının insana ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Bakterilere belki etkili olabiliyoruz her konuda ama virüs üzerinde maalesef bu kadar kısa çalışmalarla yok edemiyoruz. Bunun yanında dünyadaki bu gelişmelerin, insanların kirletmesi, doğa bize tepki gösteriyor. Müsilaj aynı şekilde, virüs aynı şekilde. Diyor ki kendinize gelin. Kendinize gelin, beni koruyun. Beni korursanız yaşam hakkınız daha fazla olur diyor. Kesinlikle. Yani dünyadaki canlıların da bu dünyada yaşaması var. Dünyanın da yaşaması için daha dikkatli olmamıza ihtiyaç var. Evet, doğa gerçekten bizimle konuşuyor şu anda. Öcünü alıyor. Öcünü alıyor bizden. Siz beni kirletirseniz ben bunu yaparım diyor. Yağmur, sel, rüzgar, hepsini bir araya topladığınızda sizden öcünü alıyor. Ya, o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi pandemiyle birlikte felaketleri yaşıyoruz ama bir şeyin daha önemini anladık ki üretim, tarım. Evet. Tarım politikalarının ne kadar kıymetli olduğu, ihracatın, daha doğrusu üretebilmenin ne kadar kıymetli olduğu, ithalatı azaltmanın, bunun hepsini anladık. Ülkeler sınırlarını bir kapattı, içeride kaldık baş başa. Ancak biz birçok üründe de hep konuşuyoruz, zaman zaman bu stüdyoda da tartışıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerde, ihraç ettiğimiz ürünlerde tam tersi ithalata dönmüş durumdayız şu anda. Biz hem bu dengeyi nasıl bozduk, hem de Türkiye'nin tarım politikalarını yeniden dizayn etmek gerekir mi, ya da mevcut tarım politikalarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence ben baştan başlayayım biraz. Buyurun. Bu konuya. Gazi Mustafa Kemal Atatürk İktisat Kongresi'nde şunu söylemişti, bununla ilgili bir yazı da yazmıştım. Ham maddesi bizde olan her türlü girdinin fabrikası kurulması gerekli diye. Şeker fabrikası, demir çelik fabrikası gibi, tarımla ilgili kendi ata tohumlarımızın olduğu ve verimli topraklarımızın. Ama maalesef ticari veya siyasi düşüncelerle veyahut ki üreticinin ürettiği ürünü değerine satamadığı aracılarla maalesef son tüketiciye çok pahalıya mal olan bir ürünün tüketicide ürettiği ürünün maliyetini karşılayamadığından dolayı, yani bir yanlış politika var burada. Bundan dolayı üretici, tarımla ilgili üretici artık yavaş yavaş kendini geriye çekmeye başladı. Ve bir de biz toprağımızı verimli kullanamadık. Neden? Daha çok mahsul alabilmek için kimyasallara çok fazla başvurduk. GDO'lu ürünlere çok fazla başvurduk. Gübrelere, kimyasal gübrelere çok fazla başvurduk. Bu sefer doğa ana bize istediğimiz ürünü vermemeye başladı. Veya oranını çok düşürdü. Bu da insan popülasyonunun arttığı dünyada yeterli hale gelmedi. Bu sefer ne yapmaya başladık? İthal etmeye başladık. İthalat çözüm değil. Çözüm olan üretim. Bu işin tarımla ilgili ham maddesi bizde. Her şeyi bizde. Hayvancılıkta da aynı şey. Biz hayvancılıkta üretici ürettiği girdileri çok yüksek olduğundan dolayı emin olun ki beslediği veyahut ki doğurttuğu, beslediği, büyüttüğü ve et hayvanını zararına kestirtiyor. Ve böyle bir durumda diyor ki geriye dönüyor, ben bu işi yapmayacağım diyor, bırakıyor. Bu sefer ne yapıyoruz? İthal, Avusturya'dan veya başka ülkelerden, Romanya'dan, Macaristan'dan ithal etmeye başladık. İthal canlı hayvan ithal etmeye başladık. Tabii bu süreç içerisinde onu da yapamıyor birçok çiftçi veya üretici, hayvan üreticisi. Bu sefer döviz yükseldi. Doğru. Çünkü orada atıyorum $1000 veya €1000 almış olduğu bir hayvanı buraya yaklaşık ₺10.000'ye getiriyor. Buradaki maliyetlere dönüp baktığınızda tamamen zarar ediyor. Bu da yanlış bir politika. Üreticiye destek vereceksiniz. Destek derken illa ki o kişilere para vermenize gerek yok. Hayvancının neye ihtiyacı var? Girdiye ihtiyacı var. Çiftçinin neye ihtiyacı var? Tohuma ihtiyacı var, suya ihtiyacı var, desteğe ihtiyacı var. Siz bunlara destek primi vererek çözüm üretemezsiniz. Onların yanında olacaksınız. Onların yaşantılarına bakacaksınız. Mazotu çok yüksek fiyata alıyor. Dönüp baktığınızda gübrenin tamamını ithal ediyoruz. Tohumu ithal ediyoruz. Ne tohumumuz kaldı ne de üreticimiz kaldı. Evet, doğru. Böyle bir durumda tarım politikasının ne kadar yanlış olduğunu, sanayileşmede de aynı şey. Girdileri bizde olan fabrikamız kaldı mı? Milli fabrikalarımız kaldı mı? Hiçbirisi yok. Şeker fabrikası kaldı mı? Yok. Demir çelik fabrikası dönüp baktığınızda girdileri, biz boru üretiyoruz. Katma değer yaratabiliyor muyuz? Hayır, yurt dışına gönderiyoruz. Orada katma değer yaratılıyor, tekrar biz alıyoruz. Alüminyum aynı şekilde. Seydişehir Alüminyum Tesisi. Alüminyum ham maddesini çıkartıyoruz ama uçaklarda kullanılan alüminyum yurt dışından geliyor veya yurt dışında yapılıyor. Yani katma değer ürettiği, ülkeye kazanç sağlanacak işleri biz yapamıyoruz. Yani biz bazı ürünlerde ihracat yapıyor olabiliriz ama evet, o yaptığımız ürünleri, sattığımız ürünleri işlenmiş bir şekilde satamıyorsak eğer, yine de ihracatımız o zaman bize çok da bir şey kazandırmıyor. Çünkü işlenmiş halde dışarıdan alıyoruz bu sefer. Tabii ki. Yani siz şimdi bir üründe katma değer sağlamak veya ülkeye daha çok veya ki bulunduğunuz yere daha iyi bir hizmet verebilmeniz için bazı alırsınız ürünleri, ham maddeleri reçete halinde katma değer haline getirirsiniz. Başka bir ürün haline getirirsiniz. Bu, o ürünün değeri artar. Yani bunu neye benzer? Siz örnek olarak vereyim. İlaç. İlacın ham maddesi ayrı ayrı hangi gruptaysa ayrı ayrı kimyasallardan oluşmuş veya doğadan çıkan bitkisellerden oluşmuş şeyler. Bunları birleştirdiğiniz doğru bir formülasyonla birleştirdiğinizde ilaç oluyor. Doğru mu? Bunları ayrı ayrı otları aldığınızda veya kimyasalı aldığınızda ucuzdur. Birleşip de paketlendiğinde size daha yüksek bir rakam oluşturuyor. Evet. Katmaya değer oluşturuyor. Biz bunu yapmalıyız. Ar-Ge'mizi geliştirmeliyiz. Bunu yapamazsak mümkünat yok. Yani üretmek de o zaman tek başına çözüm değil. Yani ürünlerde de aynı şekilde. Şimdi ben bazen diyorum, üzümü tonunu 8 liraya satıyorsunuz. Daha sonra marketten 100 gram işte işlenmiş çikolatalı üzüm ya da işlenmiş farklı şekilde üzüm alıyorsunuz 15 lira. Tonunu 8 liraya satıyorsunuz. Evet. 100 gramını 15 liraya satın alıyorsunuz. Aynen. Zeytinyağı buna benzer. Buna benzer. Kesinlikle. Atıyorum Çin, 2011'de ben Çin'e gittiğimde istedikleri tek şey zeytinyağıydı. Ama biz zeytinyağı katma değer yaratamıyoruz. Ya. Biz dökme İtalya'ya, İspanya'ya dökme zeytinyağı satıyoruz. O da bir ara kısıtlandı, yasaklandı satılması. İç piyasada kaldı. Biz paketleyip de satmamız lazım. Katma değer yaratmamız lazım ki hem istihdam sağladığımız ücretler yükselsin, hem şirketler daha fazla büyüsün. Çünkü dönüp baktığınızda üreticinin en çok istihdam sağladığı nokta tamamen üretim. Veyahut ki rakamların, geçinme odaklı rakamların kazanç noktası üretim yerleri. Bu değişmez bir şey. Zeytinyağı da kendi ürettiğimiz ham maddesi, bizde olan şeyleri biz değerlendiremiyoruz. Şimdi bir taraftan da tabii baktığımızda bizim çiftçimiz karar veriyor ne ekip ne dikeceğine. Burada da belki farklı bir politika izlenebilir. Toprağı, havası, suyu, çünkü tarımdaki o yanlış sulamayla ilgili de çokça şey tartışılıyor. Uygun olmayan yerlere bazen fazla su isteyen ama kurak olan bölgelere fazla su isteyen bitkiler, meyveler, sebzeler dikilebileniyor. Tropikal meyveler yetiştirilebileniyor. Ya da tam tersi, bir bakıyorsunuz herkes pamuk ekiyor. Pamuk bu sene çok yapıyor. Önümüzdeki senede kazanamayınca çiftçi diyor ki ben pamuğu bırakayım, bundan sonra buğday ekeyim diyor. Kendi kafasına göre. Pamuk kalmıyor. Bu sefer pamuğun fiyatı fırlıyor, buğdayın fiyatı düşüyor. Yani o dengeyi çiftçi de bir türlü sağlayamıyor. Şimdi pamuğu siz pamuk olarak mı dikildiğini sanıyorsunuz? Yok. Bence pamuk yağının ihtiyacına göre pamuk dikiliyor. Şimdi birçok margarin yağları içerisinde pamuk yağları vardır. Ve Ala'da da aynı şekilde bunu üreten bir firma vardır. Birçok yağda da kullanılır. Eskiden Türkiye'de pamuk çok fazla dikiliyordu. Maalesef emperyalistlerin şunu şu kadar dikeceksin, bunu bu kadar dikeceksin diye bizlere direktifler vererek, biz onlara uyarak, biz aslında hiç kimseye uymayacak bir ülkeyiz. Bütün sınırlarımızın içerisinde bizlere bazı noktaları dikte ederek bazı zirai üretimlerin önüne geçildi. Yarın insanların en çok ihtiyacı olacak şey gıda. Hı hı. Emin olun gıda. İnsan popülasyonu arttığı süre içerisinde gıdaya daha fazla ihtiyaç var. O zaman Türkiye'nin daha fazla bir şeyler üretmesi gerekli. Ar-Ge'sini geliştirmesi gerekli. Dikimlerde özellikle ilçe tarım müdürlükleri burada şunu yapıyor. Karar verdirtiyor. Şunu dikeceksin veya işte domates veya ben mesela hafta sonunda bağ arasına doğru giderken tarlada domatesler çürümüş. Hmm. Düşünebiliyor musunuz? Domates pazarda ne kadar? Tarlada çürümüş bir domates var. Yani. Niye insan bunu daha ucuza almasın? Sistemi geliştirmek, sistem kurmak gerekli. Eğer sistemi kurduğumuz anda her şey yoluna... Bir de özellikle bakın gıda ihtiyacında ben şunu söyledim. Eğer akademisyenlerimizin, özellikle iklim akademisyenlerimizin önümüzdeki dönemde İngiltere'ye kadar etkileyecek bir mini buzullanma çağrısında bulunuyor. O zaman Türkiye'deki tarıma daha çok ihtiyaç duyulacak. Çünkü Türkiye tarım ülkesi, hayvancılık ülkesi. Biz bunu geliştirmemiz lazım. Tabii ki endüstrileşmek de, sanayileşmek de ayrı bir konu. Ve gençleri o toprakları terk etmemeye de ikna etmek lazım. Şimdi evet. Zaman zaman bunu hep tartışıyoruz. Yani toprak çok değerli aslında. Evet. Üretim çok değerli. Ancak o gençler o toprakları bir şehirde askeri ücret kazanmak adına terk ediyorlar. Dolayısıyla durum böyle olunca bir taraftan o değerli topraklar yaşlılara kalıyor. Yaşlılar diyor ki biz bundan sonra kime emanet edeceğiz? Çocuklar yok. Çocuklar da 3 kuruş paraya zor şartlarda yaşamayı yeğliyor toprağını ekmektense. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Şimdi ben gençler dediğiniz gençler konusunu biraz daha detaylı olarak açmak istiyorum. Bizim yaştaki arkadaşlarımız işte 80 öncesi arkadaşlarımızın hepsinin belli bir hayat tecrübesi var. Kimisinin işte tecrübesi biraz daha akademik tecrübesi, hayat tecrübesi, iş tecrübesi hepsine baktınız. Ama gençler şu yaşadıkları döneme, yıllara yakın beyinleri gelişmiş vaziyette. Onlar bizden bir adım ötede. Emin olun ki biz onların düşüncelerini düşünemiyoruz. Onlar çünkü çok yeni gençlikten çıktılar veya çocukluktan çıktılar. Sokağı biliyorlar, sokağın nasıl olmasını istediklerini biliyorlar. Biz eğer ki o gençlerimize şu anda daha çok fırsat verirsek, o tarımı, hayvancılığı nasıl geliştireceklerine şans verirsek, çünkü birçok ziraat mühendisimiz var üniversitede yetişen, birçok tarımla uğraşabilecek gençlerimiz var. Onların önünü açarsak onlar atıyorum şehirleşmelerde oluşan dediğiniz gibi asgari ücrete tamah edip veya biraz üstüne tamah edip göç yaşamazlar. Tabii. O yüzden ben her zaman şunu söylüyorum. Gençler bizim için çok önemli. Gençler bugün hayatın içerisinde olmalı. Gençleri biz daha fazla değer verip bulundukları noktaya getirelim, bırakalım hata yapsınlar. Öğrenirler, tecrübe kazanırlar. Her hata bir tecrübedir. Ben atıyorum siyasi olarak da hep gençlere önem veriyorum bu konuda. Mesela ilçe sekreterim benim şu andaki avukat kardeşim o kadar aylar öncesinde işte home zone gibi, street zone gibi şeyleri yazılara döktü. Çocuklar sokakta ne istiyor? Ben bilmiyorum ne istediğini. Biz çünkü enseye tokadı yediğimiz zaman kendimize geliyorduk. Ama şu andaki çocuklarımız öyle değil. Çocuklar oyun istiyor. Oynama yerleri yok. Ama o gençlerimiz biliyor. Çünkü daha yeni çıktılar çocukluktan. Tarım da aynı bu. Ne istedikleri gençlerimizin öğrenmemiz gerekli. Öğrenmemiz için de onları hayatın içerisine onlara yetki vermemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'de toprakla uğraşmak eşittir çile demek. Evet. Ama yurt dışında akrabalarımızdan duyduğumuz, gözlemlediğimiz İnsanlar için önemli bir tercih tarımla, hayvancılıkla uğraşıyor olmak, çiftlik, düzen. Yani bizim çiftçimiz gibi hayattan kopuk değil, parası kısıtlı değil. Çile olarak görmüyorlar yurt dışındakiler toprakla çalışmayı. Neden görmüyorlar biliyor musunuz? Ben çok sık gidip geldiğim için çiftçiye ve işte hayvancı çiftlik sahiplerine ve çalışanlara insani olarak daha fazla değer veriliyor. Ya diyor ki bu benim gıdamı üretiyor. Ona normal insandan daha fazla değer veriyorlar. Kendisini değerli hissettiği anda bir insan daha çok üretim yapar. Daha çok verimli bir şekilde çalışır. Bu değeri vermeniz gerekli. O gençlere verirseniz o toprağa daha iyi işlerler. Emin olun. Ama derseniz ki pazarcı veyahut ki çiftçi derseniz olmaz. Evet. Hele ki olmaz. Yeni gençler değil mi? Hele ki yeni gençler. Yani siyasetin de gerçi siz de yakın hem de Z kuşağı artık. Aynen. Z kuşağına hak ettiği değeri vereceksiniz. Onlara da onları bulundukları yerlerde görev vereceksiniz. Evet. Ve değerli hissettirdikleriniz anda onlar sizin düşüncelerinizden, çünkü bizim düşüncelerimizden diye söyleyeyim, sizin demeyeyim, siz de gençsiniz çünkü. Bizim düşüncelerimizden daha hızlı düşünüyorlar. Şu andaki yaşam şeklini biliyorlar. Biz biraz daha geriden geliyoruz şimdi onlara göre. Bazen ağlıyoruz stüdyomuzda da 19 Mayıs'ta gençler pırıl pırıllar. Kesinlikle. Geleceğe umut veriyorlar gerçekten. Kesinlikle. Bazen böyle bir karamsarlığa düşüyorsunuz ama onlarla konuşunca sosyal sorumlulukları çok gelişmiş. Evet. Bizim bile çocukluğumuzdan farklılar. Yani belki biz de genç kategorisindeyiz ama bizden bile farklılar. Sosyal sorumlulukları çok önemli onlar için. Birine fayda sağlamak. Ve istedikleri, hayatta ne olmak istedikleri çok net. Ve o çizgiye giden yolda net kararları var. Siz onları, yani biz biraz daha kanaatkar bir şekilde yetiştik. Ama çocuklar kanaatkar değil artık. Değil. Hedefleri net. Hedefleri çok net. Hedeflerine ulaşmak için de ellerinden geleni yapıyorlar. Yapıyorlar gerçekten. Bu konuda o yüzden köylerimizde modernleştirirsek o gençlerimiz o tarımla uğraşır. Evet. Böylelikle de büyük bir sorunda, istihdam sorununu çözmüş oluruz aslında. Kesin. Zaten istihdam sorunu Türkiye'de bilmiyorum ama TÜİK'in açıklamalarına göre bana göre daha yüksek. Belki bu açıklamaları çok netleştirmemek için talihsiz bir açıklamada bulunuldu. Suriyeliler giderse ekonomi çöker, sanayi çöker diye. İstihdam ayrı bir şey, çok farklı bir şey. Burada sanayinin de gelişmesi lazım. Tarım politikasının da değiştirilmesi lazım. Hayvancılığın da geliştirilmesi lazım. Ben Ayşegül Hanım bir şey soracağım size. Söylemek istiyorum daha Türkçesi. İPARD desteği hiçbir şartlarda İzmir'e gelmedi. Ben Malatya'da dolaştığımda İPARD desteğiyle yapılan çok güzel çiftlikler, büyük çiftlikler, hatta Avrupa'da görmediğim çiftliklerle karşılaştım. Tarımla karşılaştım. Niye burada yok? Tarımın gelişmesi için, ürettiğini katma değeri yaratmak için çalışan aslında köylerimiz var. Yani değerlendirecek. Bu Sütmam kooperatifleşme de olabilir bunun içerisinde. Kendi kuracağı işletme de olabilir. Burada destek vereceksek bu şekilde vermemiz lazım. Köylümüzü modernleştirmemiz lazım. Üretime yönlendirmemiz lazım. Ürettiğini katma değer yaratması için. Gerçi İzmir'de de zaten farklı bir strateji izliyor İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. İzmir tarımı. Hatta geçtiğimiz günlerde Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin bir programa konuktu. Kürsüde konuşurken Soyer'e biz sizin kooperatifleşmenizi örnek alıyoruz. Biz İzmir'in tarımını örnek alıyoruz diye de çok da güzel bir örnek sergilediler. Farklı partilerden de olsalar başarılı olan işleri övebilmek, ondan destek alabilmek siyasi olarak da güzel bir resimdi. O karşılıklı övgü ve konuşma, yardımlaşma. İzmir hem ata tohumuna dönüyor. Zaten kooperatifçilikte zannediyorum ki en iyi çalışmayı, en başarılı il İzmir'dir. Çünkü İzmir bu konuda Tunç Başkanımız çok başarılı bir çalışma yapıyor. Özellikle kooperatifleşme konusunda, her konuda gerçi. Ben saygıyla kendisini anlıyorum. Burada kooperatifleşme gerçekten çok önemli. Burada ata tohumu dediniz, ata tohumunun tekrar hayata dönmesi bu önemli konulardan bir tanesi. İzmir hem tarım açısından hem hayvancılık açısından Türkiye'nin ilk sıralarında yer alan bölgesi veyahut ki ili, öyle söyleyeyim. Daha çok ilgi gösterilmesi gereken ama maalesef bunu hep belediyelerimiz tarafından, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Aslında bu politika normal şartlarda devlet tarafından yönetilmesi gerekiyor. Eğer devletimiz yönetirken de bu politikayı belediyelerimize daha fazla destek verilmesi gerekiyor. Yani bu çok önemli bir konu. Bu konuda bizim biraz önce söylediğim gibi mini buzullanmaya geçersek eğer ki Türkiye'ye çok ihtiyaç olacak dünyada. Evet, hepimiz daha değerli olacağız, emin olun. Ümit ediyorum. İnşallah. Ümidimiz o. İnşallah. Şimdi şu konuya da biraz değinelim isterim. Az önce siz de bahsettiniz. Zannediyorum ki Cumhurbaşkanı yardımcısı mı söylemişti, Suriyeliler eğer giderse biz ciddi... Sanayi çöker. He, sanayi çöker. Ekonomi çöker. Bir taraftan da Avusturya Başbakanı Kurz'un açıklamaları vardı zaten. Afgan göçmenler için, o da Türkiye'yi işaret etti. Reuters'in dün bir açıklaması vardı. Evet. Sınırda geçmeleri. Siz ne düşünüyorsunuz bu göçmen meselesiyle ilgili? Valla dün ben bununla ilgili bir şey yazdım. Suriyelilerin geri dönmesiyle ne ekonomi çöker ne de sanayi çöker. Yani dönüp baktığınızda evet, insani görevimizdir. Sığınmacı olan başka ülkenin vatandaşları eğer sığınmacı olarak ülkenin, bakın mülteci demiyorum, özellikle sığınmacı farklı bir şeydir. O ülkesindeki savaş durumundan veyahut ki farklı nedenlerden dolayı hayatlarındaki tehlike varsa başka bir ülkeye sığınması sığınmacı pozisyonuna gider. Ancak geri dönmesi bunların o ülkedeki hayati can güvenliklerin sağlandığı, hayatın normale döndüğü, Birleşmiş Milletleri tarafından karar verildiği takdirde o vatandaşlar, sığınmacı vatandaşların geri dönmesidir. Burada Genel Başkanımız çok net bir şey söyledi. Zamanı ve yeri gelince hepsini göndereceğiz. Çok doğru. Zamanı ve yeri gelince. Şu anda o ülkede eğer ki bir can güvenliklerini tehdit eden bir unsur varsa şu anda sığınmacı olarak ülkemizde yaşıyorlar. Ama ekonomimize ve aynı zamanda sanayiye bir katkıları yok. Şu anda hepsi tüketici vaziyette. Ben dün akşamleyin birlikte olduğum arkadaşlarla bir ara konuştum. Suriyeli çalışan şey var mı, işçi? Hiç kimse de yok. Suriyeliler sanayide çalışma şansları yok. Çünkü Suriye sanayi ülkesi değil. Teknik personel değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye'de, bizlerin yaşadığı bu vatanda fabrikaların kurulması Türk mühendisleriyle yapıldı. Bu zamana kadar Türk işçisiyle geldi. Suriye işçisiyle gelmedi. Suriye işçisi de yok şu anda çalışan sanayide. Eğer işsizlik oranlarında oynamaları yapmak istiyorlarsa böyle bu tür söylemler doğru. Ne ekonomi çöker ne de sanayi çöker. Emin olun ki Suriyeli vatandaşlarımız veya Afgan vatandaşlarımız, tabii ki Afgan vatandaşlarımızın ne amaçla geldiği tam bilinir değil. Bu da ayrı bir konu. Onların kendi ülkelerindeki can güvenlikleri sağlandığı takdirde geriye dönmesi durumunda Türkiye'de çok bir rahatlama olacak. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da 1 milyon üzerinde yabancı yaşıyor. Buradaki İstanbul'daki İstihdam sağlayan sanayileşmiş sanayi veyahut ki hizmet sektöründeki çalışanları düşünün. Hepsi Suriyeli mi? Yok. O zaman Türkiye'deki tüm gençler işsiz kalırdı. Yok öyle bir şey. 5 milyon, 6 milyon Suriyeli var ülkemizde. Onlar zamana ve yeri geldiğinde Genel Başkanımızın söylediği gibi ülkelerine geri dönecekler. Göndermek de zorundayız. Ülkemizin Türkiye'deki doğacak her Türk vatandaşının hakkını yememeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi bir taraftan o Suriyeli göçmenler geldiği dönemde yurt dışında şöyle bir uygulama oldu. Onlar bilgili, tecrübeli ve eğitimli göçmenleri alıp sınırlarını kapattılar. Doktorlar, öğretmenler. Yani insan elediler. Doğru. Sınırdan alırken. Doğru. Orada can öncelikli değil de başka standartlar vardı. Evet, ancak Türkiye böyle bir standartı taşımadı. Birçok kişiye de kapılarını açtı. Ama ondan sonraki politikada mı ipin ucu kaçtı? Yoksa ilk başta Avrupa'nın yaptığı gibi mi bir şey yapmalıydık? Siz ne düşünüyorsunuz? Ya burada eğer sığınmacıysa, ülke içinde bir şey varsa bence yanlış. Yani insan tercihi yapmak, insan ticaretidir bu. İnsan ticareti yapmak yanlış olur. Yani sığınmak isteyen, ülkesindeki can güvenliğinde bir problem varsa sığınmak isteyen herkesi alabilirsiniz. Ama belli bir noktada tutarsınız. Evet. Normal şartlarda ülkesi normal hale döndüğünde de geriye gönderirsiniz. Şimdi o ilk dönemleri hatırlayalım hep birlikte, evet. Konak Meydanı'nı. Şu anda da Basmane'de de çok fazla... Ama o ilk dönem evet, dışarıdaydılar. Dışarıda. Şimdi artık yerleşiyorlar. Yavaş yavaş tabelalar... Birçok Arapça yazı var. Konak Basmane İstanbul tarafı. Maalesef öyle. Her, evet, tarafta sokaklarda. Şöyle söyleyeyim, ben yeni bir bilgi aldım. Bir apartman almışlar Suriyeliler. Tabii ki varlıklı bir aile sanırım. Kira gösteriyorlar, devletten kira geliri alıyorlar. Ziraat Bankası'na kuyruğa giriyorlar, yardımlarını alıyorlar. Ekonomiye katkıda bulunuyorlar devletten para alarak. Ya, ne demek? Bu ironi yaptım biraz ama burada ne söylemek istediğim çok net. Yani ekonomiye ve sanayiye katkısı olduğunu ben düşünmüyorum. Hı hı. En azından ben düşünmüyorum bu konuda. Geçmişte Güneydoğu'da ve Doğu bölgesinde sınır ticareti yapılırdı. Şu anda insan ticareti yapılıyor. Bu kabul edilir değil. Yani bu ülkeyi yakmanın hiç kimsenin hakkı yok. Bu ülke kendi imkanlarıyla geçinebilecek, kendi imkanlarıyla vatandaşıyla mutlu yaşayabilecek bir coğrafyadayız biz. Hı hı. Bu coğrafyayı karma bir ülke haline getiremeyiz. O yüzden sığınmacı olan gelen bütün komşu ülkelerden gelen vatandaşları kendi ülkelerinde sulh sağlandığında geri göndermek bizim en asli görevlerimizden bir tanesi. Zor bir coğrafyadayız. Evet, zor bir coğrafya. Yani her tarafımıza baktığımızda bir problem var. Tabii. Problemsiz bir ülke yok. Belki bu da emperyalistlerin istemiş olduğu şey. Evet. Burası karışık düzende menfaat vardır. Kesinlikle. Mantığıyla. Kaos, evet. Kaostan, evet, nemalanıyorlar hepsi. Evet. Kesinlikle. Bundan da en büyük zararı bizim gibi gelişmeye çalışan genç nüfusu olan, evet, ayakta, kesinlikle, durmaya, güçlü durmaya çalışan ki kaynaklarıyla, toprağıyla, ekonomisiyle Türkiye aslında mühendisiyle, işçisiyle, çalışanıyla en büyük zararı da bu ülkeler görüyor. Evet, evet. Yani bizde o kadar değerlerimiz var ki. Biz kendi kendimize yeteriz. Yeter ki kendi kendimize bırakacak yönetim şekli olsun. Evet, şimdi yavaş yavaş sonlara doğru da yaklaşıyoruz. Son 10 dakikamızla kalmış. Hem İstanbul Sözleşmesi kararını bir konuşalım istiyorum. Bir de salgınla ilgili de konuşalım istiyorum. Doğru. Aslında bilim kurulunda dün toplantısı, doğru, vardı. Önce İstanbul Sözleşmesi ile başlayalım dilerseniz. Şiddet arttı. Zaten hep öyleydi Türkiye'de ama pandemiyle birlikte, evlere kapanmakla birlikte aile içi şiddet de karşılıklı olarak arttı. İstanbul Sözleşmesi ön plana çıktı yani diyorsunuz. Evet, ön plana çıktı. Resmi olarak Temmuz'da mıydı? 1 Temmuz itibariyle galiba resmi olarak da bitmiş oldu. Bitmiş. Pandemi bitmiş, evet, oldu. Evet. Şimdi İstanbul Sözleşmesi bildiğim kadarıyla 11 Eylül 2011 yılında imzaya açıldı. Ve 2014 yılında da Türkiye'de, İstanbul'da imzaya açıldı. 2014'te de kabul edildi. Nedir? Aile içi şiddet, kadın haklarını koruma, hı-hı, konusunda bir beyannameydi. Bunu niye iptal ediyoruz? Ben şaşırıyorum. Ne var? Kadın haklarını korumak insan hakkıdır her şeyden ötesi. Her geçen gün kadına şiddet, her geçen gün bir cinayet vakaları karşımıza çıkıyor. Kadın haklarını ve aile içi şiddeti, aile içi şiddet dediğimiz zaman illa ki ve illa şu anlama gelmiyor. Kadını haklarını korumak değil. Kadın olabilir, erkek olabilir, çocuk olur. Tabii. Aile içi şiddet. Burada bu imzaya açılmış ve 2014'te kabul edilmiş. Neden? Üstelik Türkiye'de olması münasebetiyle, İstanbul'da olması, evet, münasebetiyle de İstanbul Sözleşmesi ismini, evet, almış. İstanbul Sözleşmesi ismini almış. Neden buna itiraz ediliyor, iptal edilmesi için uğraşılıyor? Ben şaşıyorum bu konuda. Tabii ki belki farklı düşünceler var bu konuda. Kadın cinayeti oluyor, bakıyorsunuz ceza almıyor. Hı hı. Affediliyor veyahut ki işte hapiste 1 yıl bile yatmıyor. Yani birini öldürmeyi hak görebiliyor. Evet. Şimdi çok korkunç. Bu iptal edilemez. Bunun arkasında biz durmak zorundayız. Bütün kadınlarımız da durmak zorunda. O yüzden bununla ilgili söyleyebileceğim bu. Bu farklı bir düşünceler var. Bilmediğimiz ortaya çıkmayan, belki kadını ikinci sınıf vatandaş yapacak hale getirecekler ki Arabistan'da öyle. Çünkü seçme, seçilme hakları yok. Daha yeni bazı Müslüman ülkelerinde, Arap ülkelerinde ehliyet alabiliyorlar. Evet. Ve Afganistan'daki bir çocuğun okula gitmesi konusunu da biliyorsunuz. Kadın, kız çocuğu okula dahi gidemez. Neden biz bunlarla uğraşıyoruz? İlkleri yapan bir Türkiye neden geri dönmek istiyor? Biz o yolları çoktan geçtik aslında. Neden önümüze geriye dönmek lazım. İstiyor? Önümüze bakma. Türkiye modern, demokratik, laik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bundan daha güzel bir yaşam şekli yok. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, emin olun ki bir an önce ülkeme döneyim diye telaşta bulunuyorsunuz veya hızlı bir şekilde ülkenize dönüyorsunuz. Yani bunu Amerika'ya da gitseniz, Çin'e de gitseniz vatanım diye dönüyorsunuz. Dünyanın en güzel yeri Türkiye. Evet. Ve bunun içinde Türkiye olduğu gibi İzmir. İzmir olduğu gibi İzmir'in de en güzel yeri Karşıyaka'dır. Onu da söyleyeyim. Pandemiyle isterseniz evet, nokta alıyorum. Vaka sayıları artıyor. Evet. Bayramda özellikle zaten belliydi. Çünkü şöyle biraz etrafımıza baktıysak maskeler atıldı, herkes rahattı. Aşının verdiği güven vardı aşı olanlarda. Bir taraftan da aşı karşıtlığı var. Aşı olmayan grup var. Bir taraftan tüm dünyada şu an 4. pik yaşanıyor. Evet. Dünyanın bir kısmı 12 yaşa indirdi. Çocukları aşılıyor. Eğitim evet, artık başlasın evet, bu süreçte diye. Kısıtlamalar getiriliyor aşı olmayanlara bazı ülkelerde ki İzmir'de de birkaç uygulama kafelerde oldu. Doğru. Aşı olmayan giremez yazdı birkaç esnaf. Esnaf diyor ki bizim artık dayanacak gücümüz kalmadı. Biz aşımızı olduk, sorumluluklarımızı olduk, tedbirlerimizi alıyoruz. Aşı olmayanlar için kapanmayı da istemiyoruz diyor. Sizce ne olur? Valla pandemi döneminde şuradan önce başlayayım. Devletin yapamadığını Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarımız çok hızlı bir şekilde gerekeni yaptılar. Vatandaşlarına sahip çıktılar. Bu konuda mutluyuz. Hiçbir sıkıntımız yok. Yani insanlar maske bulamazken belediye başkanlarımızın hepsi maske dağıtması ve gıda yardımında bulunması ayrı bir konu. Pandemi döneminde virüs, biraz önce girişte de bahsettik, ayrı bir şey. Virüsün imha edilmesi insan vücudundan çok zor. Yani aşılanma çok önemli. Gerçi çok kısa bir süre içerisinde aşılar hızlı bir şekilde bilim adamları tarafından üretildi ki bunların içerisinde de en mühimi bir yine Türk vatandaşı olan Almanya'da BioNTech'in sahipleri. Burada şunu söylüyorum, herkes aşılanmalı. Bunu aşının zararı yok. Hangi aşı, bulduğunuz aşıyı olun derim. Ama maalesef her konuda olduğu gibi bilgisi olmadan fikir üreten insanımız bizim çok fazla var. Ne yazık ki. Yok RNA'mıza vuracak, yok DNA'mıza vuracak, yok kalp damarında iltihaplanmalar var deyip de gençleri de etkileyen bir bilgisi olmadan fikri olan insanlar var. Ben birçok doktor arkadaşımla konuşuyorum. Dün akşam da beraber oldum. Kesinlikle aşı vurulmalı diyor. Bütün bilim adamları, herkes hangi aşıyı bulursanız bulun, vurdurun, vurun dediği bir noktada biz aşıdan niye kaçıyoruz? Bıraksın bütün vatandaş, aşı olmayan vatandaşların. Evet, belki ufak tefek yan etkileri olabilir. Yani kısa süreli. Nedir? İşte baş ağrısıydı, tansiyondu, benzeri ateş gibi yan etkileri olabilir. İnsandan insana değişebilir bunların hepsi ama bırakın Covid öldürüyor, Covid-19 öldürüyor. Birçok vatandaşımız öldü. Evet. Bununla ilgili belki bu ülkeye çok faydalı olacak gençlerimizden de vefat edenler oldu. Çok genç hekimler. Çok genç bir hekimin yetişmesi kolay değil. O çok genç yaştaki hekimlerimiz de vefat etti. Bununla ilgili ben şunu öneriyorum. Herkes aşı olmalı. En azından aşının şu kesin netleşti. Aşı olanlar hafif atlatıyor. Evet, dün de bakanın açıklamalarıyla bunu kanıtlamış olduk aslında. Bu kadar. O yüzden ben Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımıza bulduğunuz yerde aşı olun. Ben oldum. Şimdi peki vaka sayıları bu kadar artarken kapanma olur mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Bir kapanma daha gelir mi? Ben kapanma olacağını düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Türkiye ekonomisi bunu kaldıracak süreçte değil. Çünkü dünya tekrar kapanıyor. Evet. Dünya kapanıyor ama Türkiye'de kapanacak bir pozisyonu yok Türkiye'nin. O pozisyondan çıktı. Bakın şöyle söyleyeyim size. Halka kim hizmet veriyor? Belediyelerimiz, yerel yönetimler hizmet veriyor değil mi? Yerel yönetimlerin girdileri devlet tarafından kısıtlandı artık. O denli ekonomide sıkıntı var. O yüzden hiçbir esnafımızın ikinci bir kapanmaya tahammülü yok şu anda. Evet. O yüzden ben yeni bir kapanma beklemiyorum. O yüzden bütün vatandaşlarımıza maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yaşamlarını devam etmesini öneriyorum. Şimdi tabii bir taraftan da artık eğitimin de başlamasını istiyoruz. Çocuklar 1,5 yıla aşkın süredir, 2 yıla yaklaştık. 2 yıl diyelim sonra. Evet. Eğitimden uzaklar. Bir neslin 2 yılı yok. Evet. Yani bizim aman bana bir şey olur mu, başım ağrır mı, ateşim çıkar mı deme lüksümüz yok. Zaten virüs bunun daha da kötüsünü yapıyor bize. Şimdi yüz yüze eğitimle online eğitim farklı. Veyahut ki her şeyi bırakın. Yüz yüze eğitim, yani teorik olarak eğitimleri bırakın. Beşeri ilişkileri düşünün, evet, öğrencilerin arasındaki. İnsani ilişkileri düşünün. Çok şey öğretiyor. Çocukların gelişimindeki birbirleriyle iletişimini düşünün. Bunlardan engellenir. Bunu evde yani sağlayamayız. Evet. Yalnız başına yaşayan, 1-2 yıl geçiren bir çocuklar veya gençler oluşturduk. Tabii. Yarın bunlar sokakta birbirlerine selamlaşmayacaklar bile. Evet. Kesinlikle. O bazı insani değerlerimizi kaybetmiş olacak. Çünkü bazı değerleri belli bir dönemde, belli bir yaşlarda alabiliyorsunuz. Onun haricinde verme şansınız yok. O yüzden eğitim de zaten yaşlara göre veriliyor. Buna göre hazırlanıyor hepsi. O yüzden ben o 2 yıl çocuklarımız için alacakları eğitim yok oldu gitti. Bunun daha içerisinde da kaybetmeyelim. Evet, kaybetmeyelim. Yani çocuklarımız için en azından o 3 kural dediğimiz maske, hijyen, mesafe kuralını ihmal etmeden ve kalabalık ortamlara mümkün olduğu kadar girmeden hayatımızı devam ettirelim. Evet, ümit ediyorum bu konuda ve artık çünkü ekonomimizin de bunu kaldıracak tahammülü yok şu anda. Evet. Benim söyleyeceklerim bu. Esnafla keza aynı fikirde zaten. Esnaf çok kötü. Bakın bunun arkasındaki deprem çok farklı. Şimdi 1,5 yıl boyunca esnaf kendi oluşturduğu bütçesini harcadı. Çünkü çalışmadılar. Yeni dönemde başladı. -1 ile başladı. Borçla başladı. O kazancı elde edebilmesi için üretim sektörüne de vuracak bir değer kaybı oluşturacak. Neticede o insanların kazançlarını tekrar elde edebilmesi için en az 3 yıl, 5 yıl geçecek. Tabii. Yani ticari olarak birbirine bağlı olarak zincir koptu şu anda. Tekrar oluşabilmesi için en az 3 yıl geçeceğini düşünüyorum ben. Muhtemelen öyle. Tahminlerde o yönde zaten. Kesinlikle. Son olarak şunu sorayım. Dünya uyguluyor aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar. Daha doğrusu toplumun, tabii ki aşı olmamak bir hak. Kendi evinizde toplumun içine karışmadan, ben aşı olmadan yaşamak istiyorum derseniz yaşayabilirsiniz. Ama toplumun içerisine karışacaksanız eğitim, çalışma hayatı, sinema, bunlara bazı zorunluluklar getirelim ya da yeni karantina önlemleri alırsak bunları aşısızlar üzerinden uygulayalım diyor dünya. Böyle bir uygulama sizce Türkiye'de de olur mu? Ya da siz bu uygulamayı nasıl görüyorsunuz? Şöyle, ben aşı olmuyorsam sizi tehdit altında bırakıyorum. Kendim için zaten sorun yok. Ben aşı olmuyorum, kabul ediyorum. Evet. Bir şey olacaksa ama sizi risk altına sokuyorum. Eğer böyle bir durumda başkasının hakkına tecavüz ediyorsanız o sinemaya girme hakkı yok onun. Evet, bana göre. Ben de öyle düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Evet. Başkasının yaşam hakkını tecavüz ediyor. Evet, yoksa tabii ki aşı olmamak hakkı evinde, toplumu ilgilendirmeyen bir alanda, özgür alanında, bahçesinde aşısını olmuyorsa olmayabilir. O kendi tercihi. Tabii kendi tercihi. Ama başkasını risk altına sokamaz. Ama sizin çocuğunuzu, işte benim annemi, diğerinin dedesini, evet, hayatını risk altına tutuyorsa o aslında devletin müdahale etmesi gereken bir durumdur. Bence ciddi bir suç diye düşünün onu. Evet. Zaten yasal olarak da muhtemelen suç, bir süreç işleyecek. Yani belli bir suç statüsüne koyacaklar. Evet. Eğer aşı olmamış, bulaşı ondan olduysa öldürmeye teşebbüs diye düşünürüm. Ki dünyada onu. Böyle bir hazırlık var. Böyle bir yasal hazırlık var. Bence olmalı. Peki. Yani olmuyorum diye demekle olmuyor bu iş. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok kolaylıklar diliyorum size. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar dileyim. Sağ olun. Evet, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç bizimle birlikteydi. Malumunuz pandemiyle birlikte hayatımıza giren küresel iklim değişikliği, üretim, tarım politikaları, hayvancılık, mülteci sorunu derken gündeme ilişkin birçok başlığı kendisiyle konuştuk. Elbette ki salgın yönetimini, Türkiye'nin salgın yönetimini de keza detaylı bir şekilde. Programı noktalamanın vakti geldi. Bizler huzurlarınızdan ayrılacağız. Yarın saatleriniz 9'u gösterdiğinde yeniden buluşabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.